dostlar bu çalışmamızda spordan söz edeceğim. Spor deyince akla en önemli spor kuruluşlarımızdan birisi ilk spor alanında başarılı çalışmalar yapmış önemli bir spor kuruluşumuz Beyoğlu Spor Kulübü'nden söz etmek istiyorum. 1880'lere doğru futbol yani ayak topunu İngilizler ki ayak topu daha önceden de Oynanıyor, oynandığını biliyoruz. Bezden toplar içine pamuk ya da bez doldurularak yapılan toplarla ayak topu oynandığını e, biliyoruz. İşte İngilizler bunu biraz daha geliştiriyorlar. Ayak topu futbol olarak yavaş yavaş Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. İzmir'e geliyor, İstanbul'a geliyor, Selanik'e geliyor ve azınlık dediğimiz Osmanlı azınlık grupları arasında Rum, Ermeni, Yahudi e, yurttaşları var Osmanlı toplumunun. Bu yurttaşlar günümüzde de var ama oldukça azalmışlar ve acı olaylar yaşanmış. İşte ilk spor kulübünü 1884 yılında Beyoğlu'nda Rum yurttaşlarımız açıyorlar. Beyoğlu demiyoruz o zaman adına ilçenin Pera deniyor spor kulübü olarak 1884'te bu kulüp açılıyor. Birçok spor dallarında atletizmin değişik alanlarında gençleri yetiştiriyorlar. Gençler başarılı oluyor, yarışmalar yapılmaya başlanıyor derken 1900'lü yıllara geldiğimizde Müslüman ve Türk gençler arasında da spor dallarına, spora ilgi artmaya başlıyor. 1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü arkasından 1905 yılında Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından Galatasaray Spor Kulübü onun arkasından 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluyor ve spor kulüpleri Başta futbol olmak üzere sporun değişik alanlarıyla uğraşıyorlar. Ama öncülüğü, birinciliği Be Beyoğlu Spor Kulübü ya da o günkü adıyla Pera Spor Kulübü uzun süre bırakmıyor. 1923 yılına geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. İşgal yıllarındaki İstanbul dört buçuk yıl kadar işgal altında kalıyor. Rum ve Ermeni vatandaşlar daha çok işgalcilerden yana tavırlar sergiliyorlar. Kurtuluş Savaşı başlıyor. Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanıyor. İstanbul Trakya en son işgalden kurtarılan yerler oluyor ve İstanbul'da 1923 yılında Taksim Stadında şimdi Gezi Parkı dediğimiz yer oluyor bu stadın olduğu yer. Gezi Parkı'nın olduğu yerde maça çıkan Pera Kulübü Futbolcuları ne saldırı oluyor ve bu saldırıda yaralanan futbolcular oluyor, sahayı terk edip gidiyorlar. Arkasından Paris'teki futbol takımlarından birisiyle bir maç anlaşması yapıyorlar. Bu aslında bu maç bahane amaç yurt dışına çıkmak Türkiye'yi terk etmek Türkiye'yi futbol kulübün futbol takımı ve kulüpten bazı yöneticiler birlikte gidiyorlar ve Paris'te ikiye bölünüyorlar. Yarısı Paris'te kalıyor, yarısı <laughs> Yunanistan'a geliyor. Yunanistan'dakiler de bölünüyor. Bir bölümü Selanik'e, bir bölümü Atina'ya yerleşiyorlar. Arkasından bu sporcular boş durmuyorlar. Yunanistan'ın birinci lig takımlarından, başarılı takımlarından PAOK ve AEK kulüplerini kuruyorlar. Özellikle AEK Atletik Eleni Konstantinopolis açılımı böyle. Yani e, İstanbul e, Eleni Helenler e, Elenler, e, İstanbul Helen atletizm kulübü ya da takımı anlamına geliyor ve uzun yıllar Ae kervilere e, pis Türkler, barbar Türkler diye maça çıktıklarında Rum, Yunan e, seyirciler bu şekilde bağırıyorlar. Onlar da e, Onların taraftarları da kendilerine takımlarına pis Türkler, barbar Türkler diyenlere Türkler geliyor, Türkler geliyor diye karşılık veriyorlar. Bu bir süre devam ediyor. İşte İstanbul'dan gidenlerin orada yarattıkları bir de kültür var bu takımların yanı sıra kulüplerin yanı sıra müziklerini de birlikte götürmüşler. Rembetiko diye bir müzik türü, Rembet müziği İstanbul'dan Rumların götürdüğü bir müzik türüdür. Benim çok sevdiğim parçalar da vardır. Dinlemekten keyif alırım. Ee, bu takımın adı Tera olmaktan çıkarılıyor. İstanbul'da kalanlar çalışmaya devam ediyorlar. Önemli sporcular yetiştirip Türkiye spor tarihine altın harflerle adlarını yazdırıyorlar. Yetiştirdikleri en ünlü, en önemli futbolculardan bir tanesi Türkiye'nin en sevilen, en efendi, en centilmen futbolcusu ya da futbolcularından birisi. Lefter. Lefter işte Beyoğlu Spor Kulübü'nde yetişiyor. Beyoğlu Spor Kulübü nerede dersiniz? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin yanında Galatasaray Meydanı'ndan Taksim'e doğru çıkarsanız Ağa Camisi'ne gelirsiniz. Ağa Camisi'nin sağında İstiklal Caddesi'ne paralel uzanan Telkari Sokak var. Telkari sokakta dört katlı bir bina. Bu bina başlı başına bir spor müzesi. Dört katın dördü de büyük kupalarla, büyük ödüllerle, büyük başarılarla, büyük yöneticiler, büyük sporcularla dolu. Sporun birçok dalında öncülük etmiş bu güzel, bu ilk ve önemli spor kulübümüz, Pera Spor Kulübümüz, şimdiki adıyla Beyoğlu Spor Kulübümüz yaşıyor, yaşamaya devam etmesi çok güzel. Ben birkaç kez gittim. Yöneticiler ee, telefon ederseniz geliyorlar. Artık çok az kalmışlar ve telefon ederek randevu aldım, görüştüm, konuştum, inceledim. Dört saatim bir gidişimde içini dolaşmakla, bilgi almakla geçti. İyi ki var olmuşlar. İyi ki bizim bir parçamız olmaya devam ediyorlar. Onları seviyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.